tarafı var mı? Urfa'da yapabiliriz ha bir tane. Geçemeyim. Oh, küçük sucuk var. Sade sucuk. Çok şey açacağım bunu. Ne kadar açacağım? Ben size bir şey rica edebilir miyim? Hem Urfa usulü lahmacun yapıyoruz, hem Antep usulü lahmacun yapıyoruz. Urfa usulünde farklı olarak soğan kullanıyoruz. Sadece soğan, domates, biber, et kullanıyoruz. Antep'te de herkesin bildiği gibi maydanoz, sarımsak, domates, biber o şekilde kullanıyoruz. Sadece ikisinin ayırt edebildiğiniz özelliği bu. Urfa'yı yuvarlak yapıyoruz. Diğerini dikdörtgen yapıyoruz Antep lahmacunu. Bulunduğumuz il itibariyle ikisine de rağbet oluyor ama tabii ki Antep lahmacun tescilli bir ürün, gastronomi şehri, dışarıdan gelen insanların, turistlerin Gaziantep lahmacunu daha çok böyle merak ettiklerinden dolayı tabii ki Gaziantep lahmacunu ağırlıkta satıyoruz. Günlük bir 200-300 lahmacun yapıyorsak bunun 50 tane 60 tanesini Urfa lahmacunu olarak yapıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Antep'e geldim. Antep'e gelmişken lahmacun da yiyelim dedik. Şu an Antep lahmacunu tercih ediyorum. Zaten lahmacun denince akla Antep lahmacunu geliyor. Urfa lahmacunu da meşhurmuş ama bizim damak zevkimize uyan Antep lahmacunu olduğu için şu an Antep'te Antep lahmacunu yiyorum.
Antep lahmacununun özelliği, en büyük özelliği sarımsaklı olması. Ayrıca işte domates, koyun eti, maydanoz, kırmızı ve yeşil biberden oluşuyor. Urfa lahmacunu isotlu, salçalı ve soğanlı oluyor. Ama bizde bunlar hiçbirisi yok. Sadece sarımsak koyuyoruz. Hem daha hafif oluyor. Hem de şu an turistler buna daha çok rağbet ediyor. Nasıl? Müşterilerin tepki nasıl? Size gelenler Antep lahmacunu, Şanlıurfa lahmacunu tercih ediyor. Yani Antep daha popüler şu an. Zaten lahmacun Gaziantep'in tescilli ürünü. Bir sıfır öndeyiz yani. Adana'dan geliyoruz. İlk defa tattım lahmacununu. Güzel, lezzetli, memnun kaldık. Peki Antep lahmacunu mu, Şanlıurfa lahmacunu mu? Antep lahmacunu, evet. Daha lezzetli. Patlıcan da tattığımız zaman daha ayrı bir lezzet veriyor. Onun için daha lezzetli. Her şeyle Türkiye'nin her yerini dolaştık. Gaziantep'in ağız tadı farklı bir şey. İnanın farklı bir şey. Ben Adıyamanlıyım. Ben böyle lahmacun yemedim. Peki, çıtır çıtır. Buyur abi. Antep lahmacunu, Şanlıurfa lahmacunu. Abi Antep. Tek. Üstüne yok. Üstüne yok. En özelliği nedir efendim? Valla içindeki ne bileyim bir ağız tadı var, öyle bir şey yok. Buranın en önemli özelliği tabii ki lahmacunun içine giren isodunun burada yerli ve milli olması, orijinal olması ve daha sonra domatesinin, salçasının ve aynı zamanda tabii ki çok çok önemli olan etinin. Bunlar hepsi buradaki yöresel, bizim kendi hayvanlarımızdan, kendi tarlalarımızdan, kendi bitkilerimizden üretilen ürünlerden oluşması. Dolayısıyla Urfa lahmacunu bir başkadır.
Urfa lahmacunu burada tescillidir, tescilli bir üründür. Aynı zamanda da bizim meşe ateşindeki odun fırınlarımızda da pişince lezzeti bir başka oluyor. Lahmacunumuz şu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da nam salmaya, isim salmaya devam ediyor. Urfa tabiriyle de belki lahmacun diye hitap edilse Türkiye tarafında, biz Urfalılar yerli ağızda buna kıymalı diyoruz. Tabii biz burada yöresel adıyla kıymalı de hitap ederiz. Antep'le arasındaki fark dediğim gibi sarımsak özelliği var. Biz soğan kullanırız, onlar sarımsak kullanırlar ve bizimki ince ve yuvarlak şeklindedir. Antep'inki biraz daha oval şeklinde olur. İçerisine onlar biber de koyarlar, domates de koyarlar. Ama bizim özelliğimiz budur. Kendi isotumuz, kendi domatesimizle yapılan, harmanlanırken harika bir aroma verir ve çok güzel bir tat ve lezzet olur. Yabancı misafirlerimizin Urfa lahmacunu tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bizim soğanlı olmasından dolayı. Sarımsak aromayı, sarımsak koyduğumuz zaman aroması ağır olduğu için tercih etmiyorlar. Soğanlıyı tercih ediyorlar ve içerisinde sadece organik isotumuz ve frenk suyumuz dediğimiz domates salçamız var. Bunlarla harmanlandığı için organik bir şekilde çok leziz ve lezzetli bir yemek meydana geliyor. Thank you.